Şimdi sizler ekranımızı açtığınızda burayı görüyorsunuz, stüdyomuzu görüyorsunuz ama biraz önce gördüğünüz görüntülerde bizim çalışma alanımız, haber merkezimiz. İşte bu haber merkezi 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin de hedefindeydi. Yayını kesmek için Bağcılar'da bulunan haber merkezimize CNN Türk binasına geldiler. O anlarda CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat da buradaydı. Peki neler yaşandı? Ahmet Akpolat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Kaan. Şimdi kronolojik olarak bir o gece tam olarak neler yaşandı? Görüntülerimiz de var sanıyorum. Evet. Bir konuşsak, hem sana da bıraksam sözü. İlk görüntünü ekrana da getirsin arkadaşlarımız. Üstüne konuşalım. Tabii Kaan, o gece haberi aldığımızda herkes gibi biz de, ben de kanala geldik. Bağcılar'daki yerleşkemize. İlk etapta dışarı çıkan arkadaşlarımız oldu, gelenler oldu. Ben buradaydım. Sonra gecenin ilerleyen saatleri, özellikle Hande Fırat'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime'ine bağlanmasından sonra... Burası açık, biz tabii açık otopark diye geçiyor bizde ama... burası bizim açık otopark, şöyle göstereyim mesela. Biraz az önceki sahneye bir daha gelirsek. Normalde o yayından sonra hatta servisler otoparkın girişini kapatmışlar. Hani araç giriş çıkışına kapatmışlar, çıkışlara kontrollü müsaade ediyorlar. Girişler kesinlikle servis aracıyla kapanmış. Hani askerler araçlarla gelirse, darbeci askerler gelirse diye. Tabii hiçbirimizin hesabında helikopterle gelecekleri yoktu. Enver Kaptanoğlu, bizim cam kenarında oturan dış haberler editörümüz, o bağırarak helikopteri söyledi. Helikopter binanın önüne geliyor. İnecek yer arıyor. Tabii ön tarafta yok. En uygun yer olarak da otoparkı, dış otoparkı görüyor. Şimdiki arkadaşımızdan da bu arada yakınlaştırmasında görüntü rica ediyorum. Aynen. O helikopterin iniş görüntüsünü tekrar görebiliriz. Helikopter indirdikten sonra askerler inip otoparkta nereye gideceklerini de bilmiyorlar açıkçası. Böyle geliyorlar. Bakın otoparktan giriyorlar. Şu burası zaten binanın girişi oluyor. Oradan geliyorlar. Stüdyo kafe diye adlandırdığımız alana doğru ilerliyorlar bu nokta. Evet, burada hani biraz planlı olduğunu şöyle anlayabiliyoruz. İkiye ayrılıyor ekip. Hı hı. Hani bizim televizyon tarafına bir ekip, gazete tarafına bir ekip gidiyor. Gazete tarafı için şu noktadan aşağıdan... Aşağıdan şöyle, devam ediyorlar, evet. Şimdi böyle gidiyorlar aşağı. Aynen. CNN Türk binasında. Buradan sonra o 7 er ve 2 rütbeli olan televizyon tarafına geliyor ve benim... helikopteri duyduktan sonra zaten ben hemen kamera depoya gidip kamerayı alıp aşağı koşuyorum. Bakın şu benim. Geliyorum. Bu normal televizyon binasının girişi oluyor. Güvenliğe soruyorum neredeler diye. O da otoparktan geliyorlar diyor. Benim, burası bizim ana girişimiz. Evet. Gelen askerlerle ilk karşılaşmam burada oluyor. Burada beni fark etmiyorlar tabii çektiğimi. Onlar da yüksek sesle bağıra bağıra işte müdahale etmeyin. Buradan sonra benim çektiğim görüntüler devreye giriyor. Bu görüntüler yüksek sesle bağıra bağıra, hatta sesi de verebiliriz burada. Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin. Ses var mı acaba? Sesi verebilir miyiz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biraz daha geri gelirsek orada girişindeki o yüksek bağırma volümünü alabiliriz. Kimseyi dinlemiyorlar burada. Yani yüksek sesle müdahale etmeyin, müdahale etmeyin diye muhtemelen yayını kesmek için yayın odasını arıyorlar. Burası 3 katlı bir bina biliyorsun Kaan. Hani nerede olduğunu şu an da bilmiyorlar. En alt kattalar, evet. Merdiveni kullanarak tek tek katları gidip yayını kesecekleri yeri arıyorlar. Ben de o ara çekmeye devam ediyorum. Tabii burada artık yalnız kalınca beni fark ediyorlar çektiğimi. Bakın üzerime gelen bu rütbeli asker. Evet. Dönem işte çalışan arkadaşlarımız beni engelliyor. Ben o ara geri kaçıyorum. Buradan sonra kaçıp o ana kadar çektiğim görüntüleri garantinin altına aldıktan sonra yeni kart takıp kameraya yine geldikleri yeri ikinci katta i̇kinci buluyorum. Kattaki, evet. İkinci katta da burada darp olayı başlıyor. Birinci katta bana kamerayı çekme diyen gelen asker burada kamerayı almak istiyor. Burada ne söylüyorlar sana? Kamerayı istiyor. Ben de veremeyeceğimi söylüyorum. Ya ben mümkün olduğunca tonu düşürmeye çalışıyorum. Hani çünkü karşımda eli silahlı insanlar var. Hı hı. Tonu şey yapmaya çalışıyorum. Bana zorla işte boğazımı sıkarak, işte iterek, kakarak, en son silahın dipçini göstererek ver yoksa vururum deyip. Sonra burada bayağı bir sürdü tabii. Yakınlaştırabilir miyiz? Bu bayağı sürdü bu şey, hengame. En sonunda kendilerine söz verdim çekmeyeceğim diye. Tamam bırakın gidiyorum, bir daha gelmeyeceğim falan diyerek tabii mecbur oradan ayrıldım.
Ayrılıp o görüntüleri de garanti altına aldıktan sonra... Şurada bir dakika, bir geri gidebilir miyiz? Geri gidebilir miyiz? Tabii ki de bütün cümleleri anı anını hatırlamamak çok normal. Tabii. Özellikle sarılıp çekip çok fazla kulağına gizli gizli bir şeyler söylemeye çalıştıkları olmuş. Şimdi beni arkadan... Etit mi? Evet. Beni boğazımı sıkıp iten rütbeli olan. Bu arada rütbeler üzerlerinde yok. Kamuflajları var, evet. Ama diğer askerlerle konuşmalarından anladığım kadarıyla rütbeli olan. Boğazımı arkamda olup boğazımı sıkansa er. Hadi abi, o an o er bana kulağıma eğilip şeyi söylediğini hatırlıyorum. Abi ver şu kamerayı, ne olur git artık buradan dediğini hatırlıyorum. Tabii abi demesindeki tonu yani hani o olay bitsin istiyor ama rütbelilerde öyle bir ton yok tabii. Onlar tamamen şiddete yönelik. Burada da çok küçük değil mi gelenlerim? Tabii burada da 3. kat CNN Türk Haber Merkezi katı. Askerler boşaltmaya çalışıyor. Yayın durdurulmuş bir şekilde. Boş stüdyo yayını var. Ben de kamerayı... Herkesin hatırlayacağı yayın. Evet. Ben de şöyle, onu göstermem lazım. Evet. Bu büyük kameralarda şöyle bir şey var. Hani normalde omuzumuzda çekeriz. Bu kamera orada asker, oradaki darbeci askerlerin elinden almaya çalıştıkları kamera. Evet, bu o kamera. Sonradan tamir görüp daha sonra yıllarca kullandığım kamera. Birebir o. Şöyle kullanıyorum. Hatta kameranın sallanmasını anlarsınız. Hani onlar benim çektiğimi anlamıyor. Hani ben de çantamı alıp gideceğim diye böyle acele aceleye getiriyorum sanki. Tabii genelde o kamerada kayıda girildiğinde bir kırmızı nokta olur ama asker... Kapalı. Fark et. Kapalı. Yok, kapatabiliyoruz biz onu. Zaten normalde de biz haber çekimlerinde de onu çok açmayız. O hiç genelde... fark edecekleri bir nokta yok. Yok yok, hiç. Sadece şunu kaldırıp bakmaları lazım, vizörü. Onu da bilerek aşağı etmişim ki kimse görmesin ışığını diye. Sonra ikinci kat. Sonra vatandaşlar, aşağıdan büyük sesler geliyor. Çok gürültülü sesler geliyor. Meğersem vatandaşlar ve polisler gelmiş. Onlar yukarı çıksa büyük kriz olacak. Polisler tutuyor vatandaşları. Ben o üçüncü kattaki o boşaltma anı da çektikten sonra artık aşağı inip bu görüntüleri çekmeye başladım. O gece CNN Türk ekranlarında burada, biz buraya, ben tabii o dönem burada çalışmıyordum ama televizyondan izledim, sonrasında da sizlerle tanıştım. Yani bu görüntüleri önce burada çalışmadan önce izledim, sonra da sizlerle tanıştım ve şunu sormak isterim. Darbeci askerler geldiğinde 3 farklı kat var evet bizim binamızda ve her katında kendine ait farklı bir hatırası, farklı bir anısı var bu olaya özel ve bu olaya ilişkin. Ama orada dipçikle, silahın dipçiğiyle ikinci kattaki görüntü tekrar gelme imkanı varsa sana yönelik bir hamleleri de oldu sanıyorum, değil mi? Ya bana direkt şeyi söylemeyi unuttum mesela. Hani o dipçikle ver kamerayı yoksa vururum cümlesinden önce beni kuytuya çağırdı mesela. O an gece olduğu için, o ikinci katta normalde program katı olduğu için, hani onlar daha mesai saatlerinde çalıştıkları için orasının ışıkları belli bir oranda kapatılıyor. Köşe taraflarda karanlıktı mesela. Oraya çağırdı beni. Gel o zaman bu tarafa diye. Yani ben orada artık tehlikenin yani daha büyüyebileceğini fark ederek, hani hep tonu düşürmeye çalışarak, tamam yeri geliyor abi diyerek, yeri geliyor komutanım diyerek, tonu düşürerek oradan bir an önce uzaklaşmam gerektiğini, ama tabii çektiğim görüntüler var kameranın içinde, onları da kurtarmam lazım. Tabii ki. Ya ben o görüntüyü kurtarmadığım sürece benim orada olmamın hiçbir anlamı yok. Şimdi şu kamerayı, yani o gün darbeci askerlerin elinden almaya çalıştığı kamerayı bir gösterelim istiyorum. Çünkü tamir gördüğünü de hatırlatarak tabii ki. Tabii. Fakat o elinden almaya çalıştıkları kamera buydu. Peki o anlarda hem bu kameraya gösterirken aynı zamanda o anlarda o sakinliğini nasıl korumaya başardın? Onu şöyle açıklayabilirim. Yani tabii ben yıllardır bu işi yapıyoruz. Haber kameramanlığını yapıyoruz. Haber kameramanlığının işinden mütevellit hiç hep böyle güvensiz, hep böyle tehlikeli yerlerde çalıştığım için, tabii, her kameraman gibi ben de hani o olaylarda nasıl davranılması gerektiği noktasında hani biraz sakinimdir. O heyecanı o an yaşamam, olay bittikten sonra yaşarım. Tabii. O an işime odaklanırım. O an mesela benim için kafamda çekmek, çektikten sonra o görüntüyü kurtarmaktan başka bir düşünce yok. Hani bana duygularımı sorarsınız o ana yoktur, ilişkin yok. O zaman yani kamera özelinde sorayım. Kameranın neresinden tam olarak tuttular? Kameranın ilk şurasından tuttular. Burası da hani görünebiliyorsa burası da şeydir. Hani görüntüyü benim gördüğüm yer. Hani kaydı etkileyen bir yer değildi. Şuradan tutunca burası daha yumuşaktır. Burası kırılmıştı. Ama yine kayıt almaya devam ediyordu. Biraz da ezbere çekerek o anı kurtarmıştım. Daha sonra aşağı inip hemen
başka bir kamerayla burayı değiştirerek devam ettim çekmeye. Yani vizörü oluyor zaten bu kameranın. Vizör. Evet. Vizör sadece bizim yani kameramanın gördüğü şey. Yani çekilmeye yansıyan, o çekime yansıyan tarafı değil. O hengamede aşağı inip bir kamera odası var aşağıda en altta. O tabii, kamera odasından depomuz. Vizörü aldım. Değiştirdim, hemen başka bir kamerayla değiştirdim. İşte mesela şu görüntü şu an şu güvenlik kamerasından izliyoruz. Ama mesela şu askerlerin birazdan girme görüntüsü. Daha doğrusu şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Mesela ikinci kattaki o askerler tarafından darp edilmem, kameramın istenmesi, benim vermemem, beni hep çok onere eden bir şey meslektaşlarım ve diğer arkadaşlarım tarafından. Ama benim için en değerli görüntü budur mesela. Neden? Çünkü kanalınız darbeci askerler tarafından basılıyor ve biz televizyon kanalısınız ve ben çekmeseydim bu görüntü olmayacaktı. Bu görüntüyü hiçbir zaman hiçbir yerde görmeyecektik. Sadece güvenlik kamerası kayıtlarından izleyecektik ama buradan hani beni mesleki anlamda en çok tatmin eden, onur eden görüntü aslında budur. İkinci kattaki kamerayı vermemem değil. O zaman son cümle, ez cümle şunu da sormak isterim. Özellikle bugün orada olmak, yani burada olmak daha doğrusu. CNN Türk binasında olmak, o mücadelenin de bir parçası olmak ve bu tarihi anları kaydettirmek. İşte o şu an ne hissettiriyor? O an ya, hissetmedin ama şu tabii an. Ki de bu kanala stajyer olarak girmiş. Hepimiz gibi. O yıldan beridir, uzun yıllardır bu kanalda çalışmış. Evinden çok burada yaşamış bir insan olarak beni çok gururlandırıyor açıkçası. Yani hani elinden geleni yapmış olmanın mutluluğu var sadece. Tabii sonunda da darbe hikayesinin kötü sonuçlanmaması da daha bir tatlandırıyor. Darbe girişiminde, evet. Darbe girişiminde gerçekleşmemiş olması. Bakın orada şey mikrofon tarafı sallanıyor hatta. Peki. Çok teşekkürler Ahmet Akpolat. CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat. Kameraman şefimiz yayına geldi. Elindeki kamerayı vermedi. Evet, bu görüntüyle aslında Ahmet Akpolat tanındı demem doğru olur mu bilmiyorum. Tanınmak doğru bir tabir olmayabilir ama hepimizin hafızasında yer edindi, kazındı. Bu daha doğru bir tabir olacak. Fakat çektiği görüntülerde yıllarca akıllarımızdan çıkmayacak. Çok teşekkürler.